Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, Silsiletül Lisan Arapça serisinin malumunuz 8 ciltten oluşmaktadır. Şu an 4. kitabın ilk dersiyle karşınızdayım. Eddersül Evvel Siyaha Turizm başlığı altında bir metin, bir ders yapacağız. Gramer olarak ise alamatul fi'li, fiilin alametleri ve damairul fa'il el muttasileti, muttasıl merfu zamirlerden bahsediyor aslında. Ve kat edatını burada görmüş olacağız. Tasaffahid derse dersi aç diyor. Hemen dersimize geçelim. Kelimatu ed dersi. Dersin kelimeleri önemlidir her zaman. Bunları bir hatırlama yapacağız. Yerinde metinde geçtiği zaman daha iyi oturmuş olacaktır. Hebata yehbitu tehbitu. Bu kelime değerli arkadaşlar hemen burada metinde göstermek istiyorum. Bakın burada ve seufe tehbitu ettairatu. Mesela bu şekilde ezberleyebilirsiniz kalıp olarak. Uçağın inişe geçmesi. Hebata yehbitu inmesi, inişe geçmesi anlamında kullanılıyor. Asimetun kelimesi başkent demektir. Nestemi'u bu nahnu çekimidir fiilin. Ve ila ile kullanıldığını bir not etmeniz lazım. İstema'a ila bir şeyi dinledi. İstema'a yestemi'u testemi'u nahnu çekimi nestemi'u biz dinliyoruz. Kulak vermek yani. İkametun ikamettir. Mutilletun ala ile kullanılır değerli arkadaşlar. Etalle yutillu ala. Mutillun ala demek e nazır, bir şeye nazır, mesela denize nazır şeklinde kullanılabiliriz ve atalla ala olarak ezberlemekte fayda var değerli arkadaşlar. Harfi ceri de aladır. Şatiun şevati, müfret cemiler önemli bir başlıktı demiştik. Şatiun çoğulu şevatiu, sahil demektir, kıyı, sahil. Sahratun çoğulu suhur, kaya demektir. Sahratun, suhur. Siyahiyun turistik demektir. Megaratun mağara. Bevvabetun büyük giriş, ana kapı diyebiliriz. Hadaratun medeniyet. Coğrafiyetun coğrafi demektir. Mujtema'un kelimesi önemlidir. Çoğulu mujtema'at geliyor. Toplum demektir. Nuzhetun gezi. Ufuk afak. Bildiğimiz ufuk afak. Tarik turuk, çoğulu turuk geliyor. Yol anlamında kullanılmıştır. Tabiratu ders el bahrul ebyad el mutevassıt Akdeniz demektir. Mu'cebun bi, bu da kalıp ifade olarak not edelim. Mu'cebun bi, beğenilen, hoşa giden şey demektir anlamında kullanılmıştır. Gelelim. Unzur ile surateyni ve ecib. Fotoğraflara bak ve cevapla diyor arkadaşlar. Şimdi fotoğraflara baktığımız zaman fotoğraflarda bir tarihi eserler var. Bir de yeni modern eserler var. Mâdâ terâ fî sûrateyni? İki fotoğrafta ne görüyorsun? Mesela ne diyelim burada cevap olarak? Erâ fî sûrateyn el mebâni el kadîme vel hadîse şeklinde kullanabiliriz. Eyne teka'ul emâkinu fî sûrateyni? Bakın emâkin kelimesi önemli mesela burada. Eyne teka'u el emâkinu fi suratayn. Bu fotoğraftaki yer alan mekanlar nerede bulunmaktadır diyor. Eyyül emâkini es-sâbikati tufaddilu ziyaretaha ve limâdâ? Bu geçen fotoğraflardan hangi mekanı ziyaret etmek istersin ve niçin şeklinde bir soru sormuş. Hemen metnimize geliyoruz arkadaşlar. Burada İstemi vakra diyor. Hemen el murşit. Rehber demektir. Murşit, rehber diyebiliriz. Kad vasalna Lübnan'a. Lübnan'a ulaştık. Bakın buradaki vasalna'daki na merfu muttasıl zamir. Aslında konu başlığımız az önce giriş kısmında görmüştük. Ve fiile bitişen bunlar fiilde fail olurlar. Meful ise Lübnan'a meful oluyor. Lübnan'a ulaştık. Bakın kat mazinin başına geldiği zaman kesinlik ifade eder. Ve sevfe gelecek zamanda
Gelecek zaman için kullanılan bir edattır. Sadece muzarin başına gelir. وَسَوْفَ تَهْبِطُ الطَّائِرَةُ Bakın fiil faile dikkat edin. Uçak inecektir. Ba'de zarftır. Bakın ba'de zarftır. Zarflardan sonraki gelen kelime her zaman mecrur olur. Bu yüzden aşri diye okuduk. Burada şunu hatırlatalım. 10, 3 ve 10 arası sayılardan sonraki gelen kelime çoğulu arkadaşlar. Bakın dakaik kelimesi dakikanın çoğuludur. 10 dakika sonra uçak inecektir. Fi, bakın deda anlamında. Bakın harfi cerden sonra gelen kelime her zaman mecrur olur. Matari el asimeti Beyrut. Fi matari el asimeti Beyrut. Başkent Beyrut havaalanına 10 dakika sonra iniş yapacaktır. Zeyt innehâ medînetun râiatun. Çok güzel bir şehirdir diye çeviriyorum. İnne isim cümlesinin başına geliyor. Tabi burada biz hani muhakkak ki diye çevirmiyoruz. Sadece isim cümlesinde kullandığımız bir edattır. Yani aslında şunu demek istiyor. Çok güzel bir şehir gerçekten. Senestemi'u pardon. Senestemti'u. Bu arada yeni fark ettim. Şu an yeni fark ettim. İstemta bihi. Bakın biz burada ben istema diye okumuşum. Gözümden kaçmış. Burada nestemtiu diye düzeltelim arkadaşlar. Bu arada onu da tabii not edin. İstema ile dinlemek. Ama istemta, bakın bunu kaçırmışım. Şu an yeni fark ettim. İstemta bir şeyden keyif almak anlamında kullanabiliriz. Bakın sen istemtiu hoş vakit geçireceğiz demektir. Bil ikameti fiha. Ya bakın ikame ikame fiha Lübnan'dan bahsediyor. Pardon Beyrut'tan bahsediyor. Orada ikamet ederek güzel vakit geçireceğiz. Sen istemtiu hoş vakit geçireceğiz. Hani haddithna an. Haddese an. Anlat, bahset, konuş. Haddese anla kullanılır. Haddithna an Lübnan'a. Bakın buradaki na yine vasalna'daki na gibi faildir. Bize Lübnan'ı anlat diyor. Mürşit, rehber ise şuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın bir yer bir yerde bulunuyor demek için vaka'a, yaka'u, teka'u kullanılır. Teka'u fi ya da ala ile kullanılır. Teka'u fiil. Lübnan'ı failimiz. Bakın fail merfudur her zaman. Fiimiz geldi. Hani bir yerde bulunur diyoruz. Mecbur onu ya fi ile kullanacağım ya da ala harfi cer ile kullanacağım. Taka'u Lübnanu fi qarrati Asya. Asya kıtasında bulunur Lübnan. Bakın karra kelimesi önemli. Çoğulu karratun. Sonuna elif ta ekleyerek çoğul yapıyoruz. Ve yahudduha min şemali ve şarkı Suriye. Şimdi hadde yahuddu değerli arkadaşlar. Burada sınırı belirlemek anlamında kullanılıyor. Yani ve yahudduha mine şemal ve şark kuzey ve doğudan sınır. Yahudduha ona sınırdır diye çevireceğim Suriye. Suriye sınırıdır diyor. Ve minel cenubi güneyden ise sınır olan Suriye ve Filistin idir. Ve minel garbi bakın bu ifadelere dikkat edin. Soru olarak da karşımıza çıkabilir. Bakın önemli mesela. Hani filan tarafında işte doğusunda, kuzeyinde, batısında şeklinde sınırında ne var? Bakın onları ifade ediyor. Yahuddu'yu kullandık. Cenub var. Garp. Bakın o minel garbi batıdan ise el bahrul ebyadul mutevasıt. Bunu kalıp ifade olarak görmüştük. Doğuda ise Akdeniz sınırın Akdeniz sınırıdır diyor. Vahiyye bu Lübnan kutrun sagirun cidden. Kutur bölge demektir. Çok küçük bir bölgedir. Misaha kelimesine dikkat edin bakın. Hemen küçük bir bölgedir deyince ne akla geliyor? Hemen kaç kilometre kare, kaç metre kare? Misahatuhu yüz ölçümü. Bakın aşara kelimesine dikkat edelim. Az önce tekrar ettiğim bir şey var. Sadece metinleri okuyarak, tekrar ederek bile çok kısa süre içerisinde grameri çok rahat öğrenmiş olacaksınız. Bakın aşara tekrar geldi.
Şu kuralı hemen hatırlayalım. 3 ve 10 arası sayılardan sonraki gelen kelime çoğul ve mecrur olur diyoruz. Yukarıda nerede geçmişti? Bakın ilk satırda. Ba'de aşri dakaik. Bakın ilk satırda ortasından sonra bakın. Ba'de aşri dakaik diyor. Fi matari, evet orası. Misahatuhu önemli kelime. Aşaratu alafin. Bakın. 10 bin. Şimdi burada bir şey daha hatırlatalım. Yüz ve katlarından sonraki gelen ki gerçi burada kullanmadığı için söylemiyorum. Gerek yok. Tamam. Ve hamsu mi'eti. Kilometre murabba takriben önemli bir edattır. Yaklaşık aşaratu alaf ve hamsu mi'e 500 ne diyeceğiz? Aşaratu alafin ve 500 510 bin metre kilometre kare diyor yaklaşık. Tetemeyyezu'ya dikkat edeceğiz. Bakın çok sık kullanılan bir fiildir aslında. Temeyyeze bi ile kullanılır. Tetemeyyezu fiildir bu arada. Fiilden sonra her zaman fail gelir. Lübnanu, Lübnan. Bi cema, pardon. Bi cibaliha, cebel kelimesinin çoğuludur. Dağlarıyla, evet bakın şu ifadeye dikkat, şimdi geleceğim oraya. Tetemeyyizu bi'nin cümleye kattığı anlama geleceğim ama el mutilleti alaya dikkat edin. Az önce kelimeler kısmında bakın burada mutilletun geçmişte hatırlarsanız bakın şu kelime. 2, 4, 5. kelime burada mutille ala demiştik bakın el mutilleti ala. İşte bunları metin çalışırken, ders çalışırken bunlara sıkça vurgu yapacaksınız ve bunları çalışacaksınız arkadaşlar. Bakın burada tetemeyyezu Lübnanu bi cibaliha el mutilleti ala bakın el bahri. Denize nazır. Bakın en nazır demiştik. Mutille ala. Şimdi ne diyeceğim? O zaman nasıl çevireceğiz? Lübnan denize nazır dağlarıyla ön plana çıkmaktadır. Temeyyeze bir başkalarından ayrılmak özelliği yani bir özelliğini ifade ediyor. Şöyle diyeceğim. Lübnan denize nazır dağlarıyla ön plana çıkmaktadır. Şeklinde çevirebilirim. Ve bi şavati'i. Bakın devam ediyor hala. Bakın bu bi hani bi cibaliha ve bi şavati'i. Aynı oraya gidiyor. Hala devam ediyor. Başka? Hangi özellikleriyle ön plana çıkmaktadır? Hangi özellikleri varmış? Başka tetemeyyezu bi şavatı. Bakın şavatı kelimesi de az önce müfret cemi diye hemen mutille kelimesinden sonra kelimeler kısmında şatı kelimesinin çoğulu demiştik. Ez-zehebiye bakın sıfatı. Bi şavatı iz-zehebiyeti. Zannedersem altın renginde olan sahillerden bahsediyor. Hani kum, altın renginde kum ya da beş yıldızlı sahiller şeklinde de çevrilebilir mi? Evet. Eşşavatı ezzehebiye kastedilen zannedersem budur. Başka ve suhur el tabiiyye el kebira büyük doğal kayalarıyla suhur kayalar, büyük kayalar et tabiiyye doğal el kebira büyük bunlarla ön plana çıkmaktadır. Ve fiha emakinu mekan kelimesinin çoğulu siyahiyetun turistik mekanlar vardır. Kesiratun birçok. Mislu mağarati Cayta, muthafi sersak, muthaf müze. Tabi Cayta mağarası, muthaf sersak, sahratir Ravşa, işte Ravşe kayası. Kalati Sayda, Sayda zaten bir ildir, Sayda kalesi. Peki burada İsam diyor ki ma eşher. Bakın eşher önemlidir. Eşhur değil. Eşher. En meşhur el muduni fi Lübnan. Lübnan'ın mudun bu arada Medine kelimesinin çoğuludur. Lübnan'ın en meşhur şehirleri hangileridir? Ma soru edatı, istifham edatı. Evet, Lübnan'ın en meşhur şehirleri hangileridir? Bakın Lübnan'ın meşhur şehirleri Beyrut, Trablus, Cübeyl, Sayda, Sur, Be'lebek bunlar meşhur şehirleridir arkadaşlar. Ve teştehiru tekrar bi ile kullanılır. Bakın bu da önemli bir fiildir. İştehara, yeştehiru, teştehiru
Be ile kullanılan bir fiildir. Not etmeniz gereken önemli bir fiil. Evet, veteştehiru, yine bakın fiil faile dikkat edeceğiz. Teştehiru Lübnanu. Lübnan bi ile meşhurdur. Neyle meşhur? Şeceril erzi. Sedir ağacı demektir. Bunu da not etmekte fayda var. Naam. Zeyd diyor ki naam. Ra'eytu surate şeceratil erzi. Evet diyor. Sura fotoğraf, resim demektir. Ra'eytu ben gördüm. Bakın oradaki tu faildir. Merfu muttasıl zamir. Surate mef'ulun bihi mansubun bil fethati diyoruz. Şecarati muzafun ileyhtir. El erzi de onun muzafun ileyhtir. Bakın şecaratil erzi fi alem kelimesi önemli. Alem bayrak demektir. Lübnan. Lübnan bayrağında evet diyor şeyi gördüm diyor. Sedir ağacının resmini fotoğrafını gördüm diyor. El mudifetu. Evet önemli bir kelime. Hostes demektir arkadaşlar. Bakın el mudifetu hostes. Tabii kadın yani. Bakın T var sonunda. Mudif, mudife. Hebatat atayratu. Tekrar geldi bakın fiilimiz geldi. Hebata yehbitu tehbitu demiştik. Fiile dikkat edelim arkadaşlar. Hebatat attairatu failimiz olduğu için fiil müennes oldu. Uçak indi. Fi matari matar havaalanı. Beyrut. Eddevliyi. Uluslararası Beyrut. Eddevli uluslararası demektir. Havaalanına iniş yaptı diyor. El murşit rehber. Nahnul ana ala erdi Beyrut'e. Bakın burayı da mesela ezberlemekte fayda var. Ala ardı Beyrut. Şu anda biz Beyrut topraklarındayız. Hani semi'tu. Oradaki tu faildir. Merfu muttasıl zamirdir. Faildir. Kesiran an. Bakın semi'a an hakkında bir şey duymak. Semi'tu kesiran an medineti Beyrut. Beyrut şehriyle alakalı çok şey duydum. Velem ezurha min kablu. Bakın bu min kabluya dikkat edelim. Önemli bir edat bağlaç. Daha önceden oraya gitmedim. Bakın zara, yezuru, ezuru. Tabi lem geldiği için lem ezur. Gitmedim demektir. El murşid son olarak inneha meşhuratun cidden. Beyrut çok meşhurdur. Ve tusemma ve isimlendirilir. Bevvâbete şarkı. Doğunun kapısı. Yani doğuya açılan kapı olarak. Bevvâbetu şark diye isimlendiriliyormuş Beyrut. Ve tecma'u beyneyi kalıp olarak da ezberlemekte fayda var. İki şeyi bakın. Beyne el hadarateyni. İki medeniyeti bir arada barındırıyor. Barındırmaktadır. İki medeniyet dediğimiz neymiş? Eşşarkiyeti, doğu medeniyeti, vel garbiyeti, batı medeniyetini bir arada bulunduruyor dedik. Çok güzel bir metin okuduk değerli arkadaşlar. Çok önemli ifadeler var. Bunları not edip defalarca tekrar etmekte metin içerisinde cümle olarak fayda vardır arkadaşlar. Şimdi ecib anil esiletil atiyeti hemen hızlıca aşağıdaki soruları el atiye bakın el esile el atiye sıfat tamlaması aşağıdaki soruları cevapla. Bunları metine göre yapacağız arkadaşlar. Bakın. Mâzâ yehuddu Lübnâne? Lübnan'a sınır olarak yani Lübnan'ın sınırları nelerdir diyor bakın. Mâzâ yehuddu Lübnan? O ilgili yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Yehudduha minel cenubi minel garbi falan. Geçen ifadeyi aynen buralara buna cevap olarak veriyorsunuz. Kem tebluğu misahatu Lübnan? Ne kadardır diyor Lübnan'ın yüz ölçümü. Misaha yüz ölçümü. Bimâze tetemeyyezu Lübnan? Bakın burada tetemeyyezu bi. Lübnan ön plana çıktığı özellik nedir diyor. Neyle ön plana çıkıyor? Hel tensahu bi. Nasaha bi ile kullanılır. Fiil harfi cer olarak not edelim. Hel tensahu sen tavsiye eder misin bir ziyareti beledike? Ülkeni yani ülkene gelmeyi tavsiye eder misin? Gelinmesini ya da ve limaze ve niçin diyor. Bunları kendimiz cevaplayalım.
Uktub sat. Emamel ibareti sahihati. Doğru cümlenin karşısına sat yaz. Ve hata ve ha emamel ibaretil hatayı. Yanlış olanın karşısına da ha yaz. Hızlıca bunları metne göre okuyacağız arkadaşlar. Tekavülümden fi karreti ifrika yanlış. Asya kıtasında bulunuyordu. Yahuddu Lübnan mine şemal Suriye doğru. Bakın az önceki aslında sorumuzun da cevabı buydu. Amman eşheru mudunu Lübnan. Bu geçmemişti arkadaşlar. Bakın Lübnan'ın en meşhur şehirlerini hatırlayacak olursanız Beyrut, Trablus, Sayda, Sur falan geçiyordu. Hata bu yanlış. Teştehiru Lübnan bi şeceril erzi doğru ile meşhurdu. Sedir ağacı. Tüsemma Beyrut bevabeti şark doğru. Misahatu Lübnan kebiratun hata. Çok kutrun sagirun diye bir ifade geçmişti. Hatırlarsanız. Evet. Teemmel el cümelel atiyete aşağıdaki cümleleri incele. Velahiz ma tahtahu hat. Altı çizili olanları dikkatlice incele diyor. Kat vasalna Lübnan arkadaşlar. Sevfe. Se. Bakın burada bunları öğreneceğiz. Lem. Raeytu. Bir de len. Evet. Bakalım bunlara dikkat ettik. Bunları aslında Nahiv dersinde gördünüz biliyorsunuz. Bir bakalım burada ne diyor? El hurufu'l atiye kat sin sevfe lemlen ye'ti ba'deha fi'lun daima. Bunlardan sonra kesinlikle fiil gelir. Tu te ti tu. Bunlar ise tettasıl bi ahiril fi'l madı daima. Bunlar da sürekli mazi fiilin sonuna bitişir diyor arkadaşlar. Emsilelere bakalım hemen. Kat necaha basim fil imtihan. Bakın mazinin başına geldiği zaman kesinlik ifade eder. Sin, yakın gelecek sene zuru gideceğiz el muthafe. Sevfe, daha sonra. Tukli'u tayra, uçak kalkacak. Bakın lem ezheb muzarin sonunu cezim yapıyor. Len nasp ediyor, len usafira. Kara'tu fail bakın. Ekelet, burada ise bakın bu ekeletteki T arkadaşlar zamir değildir, müenneslik alametidir. Oraya dikkat. Tabi bunlarla alakalı detaylı videoları sarf nahi videolarımdan takip edebilirsiniz. Burada ise istihrac minel cümel latiyete el efal ve zkur alameteha kema fil nemuzeç. Şimdi arkadaşlar bakın birinci örnekte se ezhebu burada fiilimizi ezhebu'yu belirtmişiz ve fiilin alameti olan sin'i göstermişiz. Burada len usafira arkadaşlar bakın. Burada len ve usafira olacaktır. Hemen hızlıca ben ikinci örnekte sizler kendiniz bakın. Eşrap var. Eşrap. Lem eşrap. Burada lem olacak. Sevfe enamu. Bakın sevfe enamu. Bunları kendiniz çok rahat yapabilirsiniz. Burada sekenet. Bakın müenneslik alameti. Fail müennes olduğunda gelir. Kad rasebe basim fil imtihan. Arkadaşlar kat gelmiş. Rasebe gelmiş bakın. Hel zurti kalati sayda el amel madi. Burada zurti bakın fiil. Ti de zamirdir demiştik. Se'eudu bakın sin ve e'udu var arkadaşlar. Kad yahduru, kad artı muzari. Bunlara dikkat etmekte fayda var değerli dostlar. İstihdim mayeti fil cumalin mufidetin. Bunları anlamlı bir cümlede kullan diyor arkadaşlar. Kendiniz hemen mesela sevfe ebka fi Beyrut. Hâzel am. Pardon. Hâzel usbu. Kendiniz cümle kurmaya çalışın. Bakın buradaki geçen kelimeleri bile hatırlamaya çalışmanız çok daha iyi olacaktır. Kendiniz cümle kurmaya çalışın. Lem nezheb ilel matari ba'd. Daha henüz gitmedik. Len ense hadihi rihlete ebeden. Bunları ezberleyin bu cümleleri. Semi'tu kesiran an medineti Ebu Dabi falan diyebilirsiniz. Semi'tu kesiran an medineti İstanbul mesela şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet yeni bir metinle devam edelim arkadaşlar. Burada El İdrisi huve Muhammed bin Muhammed El İdrisi bu adıdır. İdrisi dediğimiz bir zat. Bakalım kimmiş bu? Alimul coğrafiyetil meşhur. Meşhur coğrafya bilim adamıdır. Vulide'ye dikkat edelim arkadaşlar. Bakın meçhul kullanılıyor ama biz bunu doğdu diye çeviriyoruz. Fil mağrib. Mağrib'de doğmuş. Mağrib dediğimiz bizim Fas. Ame işte 400 93 hicri tam miladi 1100'e tekabül ediyor. Miladi nasıl diyeceğim? Ame 1100 miladi. Terabbe yetişmek. Bakın yetişmek. Büyümek, eğitim almak. Evet terabbe büyümek, yetişmek. Fi mujtema'in bakın bu ifade geçmişti. Çoğulu mujtema'at diyorduk. Önemli bir ifade. Toplumda bir toplumda yetişti. Meli'in bi'yi not alalım hemen. İle dolu. Meli'in bi ile dolu el ulemai bilim adamları fi cemi'il ulum.
bütün bilimlerde, bütün ilimlerde yani bütün ilimlerde olan alimlerle dolu bir toplumda yetişti diyor. Yani her bilimden alim varmış o toplumda. Ehabbe sevdi el-İdrisiyu es-sefara, yolculuk yapmayı seviyordu diyor. Munzu sigarihi. Bakın mesela bu munzuya dikkat edelim. Bu harfi cerdir. Munzu sigarihi. Küçüklüğünden beri. Bakın den beri diye çeviriyorum. Fakat safara. Bakın mesela yine geldi. Kat. Safara ilayla kullanılır bu arada. Ya da şöyle diyelim. İçerisinde yönelme anlamı olan bütün fiillerin harfi ceri iladır arkadaşlar. Evet, bütün fiillerin içerisinde yönelme anlamı olan bütün fiillerin harfi ceri iladır diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bakın 2, 4, 5. satırın sonundayız. Fakat safara ila İfrikiye vel Endelus ve Fransa. Buralara gitti diyor. Bakın safara ila Afrika, Endülüs, Fransa'ya gitti diyor. Ve kâne meliku Sicilya, Sicilya kralı mu'ceben bi. Evet, bu ifadeyi kelimatü ders ya da tabiratü ders, pardon, kalıp ifadeler kısmında görmüştük. Bakın burada tekrar hatırladık. Çok hoşuna gitmişti diyor. Ve kâne meliku Sicilya mu'ceben bil hadaratil İslamiyeti. İslam medeniyetine beğenmişti, hoşuna gitmişti. Fe talebe minle kullanılır arkadaşlar. Talebe min. Ezberleyelim. El İdrisi ne istemiş peki? Bakın en artı muzariye dikkat edelim. En yüellife yazmak. En yektübenin eş anlamlısı. Tabi telif daha çok kullanılıyor. En yüellife kitaben hangi konuda? Fil coğrafya. Coğrafya konusunda bir kitap yazmasını ondan talep ediyor, istiyor. Feketebe kitabehul meşhura. Ve böylece İdris'i meşhur kitabını yazıyor. Neymiş meşhur kitabı? Nuzhetul Muştak fi ihtiraqil afak diye bir kitap yazıyor. Kitabının adı da buymuş arkadaşlar. Tahaddese fihi an. Fihi dediği bu kitabında şunlardan bahsetmiş. El buldan ülkelerden. Ve cibaliha dağlarını. Ve enhariha nehirleri. Ve nebatatiha bitkilerine varıncaya kadar. Bakın onlardan bahsetmiş bu meşhur kitabından. Ve kâne min a'zami a'malihi ennehu raseme suratel ardi ala kuratin fiddiyetin dahmetin. Şimdi burada bakın çok önemli bir şey söyleyecek. Şimdi İdrisi neden meşhurdur arkadaşlar? Bakın en büyük, en muhteşem e'mal dediği burada çalışmaları, eserleri. Ve kâne min a'zami a'malihi. Çalışmalarının, eserlerinin en büyüğü, en muhteşemi şudur. Ennehu raseme suratel ardı. Yeryüzünün, Erd dediği dünya. Dünyanın fotoğrafını raseme çizmiş. Peki nereye? Bakın dikkat. Ala kuratin fiddiyetin. Bir gümüş küreye, küre dediğimiz top şeklinde bir gümüşten. Dahmetin, büyük, iri demektir. Onun üzerine dünyanın resmini çizmiş. Ve vada'a fiha ve o küreye, kürenin üzerine Elbuldan ülkeleri yerleştirmiş. Ve enharaha nehirlerini, turukatiha ve güzergahlarını, yollarını oralara vada'a yerleştirmiş, yazmış, çizmiş diyor arkadaşlar. Evet, güzel bir metindi. İdrisi demek ki önemli bir şahsiyet. Çok önemli ifadeler vardı. Hemen ecib anil esileti el atiyeti. El esile el atiye sıfat tamlaması. Ona dikkat edin. Ecib an kalıp ifade. Meta ulidel İdrisi, ne zaman doğdu? Eyne safara, nereye gitti? Limada ellefe kitabehu, niçin yazdı kitabını? Ma a'zamu e'mali İdrisi'yi, az önce hatırlayın. En muhteşem, en büyük çalışması nedir? Tahaddes an coğrafiyeti beledik. Kendi ülkenin coğrafyasından bahset, konuş, anlat demiş. Son olarak teemmel el cedvel el atiye.
Şimdi arkadaşlar burada aslında munfasıl ve muttasıl zamirleri aslında buradan da çalışabilirsiniz ama sayfamda bunlarla alakalı çok pratik böyle detaylı nahiv derslerini anlatmışım. Merfu muttasıl zamirler, mansup muttasıl zamirler diye. Çok pratik. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir bakalım bunları incele diyor. Ene mazide bu zehebtu olur. Bakın tu muttasıl zamir. Nahnu munfasıl hali. Bunun bitişik hali zehebna muttasıl zamir oluyor. Bakın ente zehebte. Enti zehebti. Entuma zehebtuma. Entum zehebtum. Entunne zehebtunne. Bakın tunne zamirdir. Huve zehebe. Mustetir. Burada gizlidir bu arada. Hiye zehebet. Bakın buralarda arkadaşlar bunu size benim sayfamdan takip etmeniz daha yani daha iyi anlayacaksınızdır. Bakın burada hepsini vermiş. Hiye zehebet. Yine müstetir gizli. Huma zeheba. Bakın mazi. Yine bakın elif. Huma zehebeta. Yine burada ta değil aslında. Orada yine eliftir yani. Ta demiş. Hum zehebu vav'dır. Hunne zehebne nundur arkadaşlar. Evet. Bunları dediğim gibi detaylı olarak sayfamdan takip edebilirsiniz. Şimdi tabi burada lahiz demiş arkadaşlar. Bir bakalım. El fa'il el fa'il kadiyeti damira muttasılen. Fa'il bazen bitişik olarak gelebilir fiile. O da mayrul fa'il muttasıl dihiye. Muttasıl zamir failleri bunlardır. Tuna, te, tu, tuma, tum, tunne. Elif, ta işte. Burada yine ta demiş ama arkadaşlar. Hani tesniyede de eliftir yani. Vav. Wow, vav wow olacaktır ve nun olacaktır. Ve nu'ribu ed-damira kema ye'ti. Şöyle irab ederiz. Fa'ilin damiru muttasilun. İza kan fa'ilu huve ev hiye fe yusemme damiru mustetira. Zamir huve ya da hiye ise müstetir diye adlandırılır demiş. Şimdi örnek vermiş. Misal. El muallimu zehebe. Bakın zehebe de burada müstetir bir zamir vardır. Zehebe fi'lu madin vel fa'il damiru mustetirun fihi diyoruz. Yani gizli anlamında. Diğerlerinde açıktan bitişmiş. Da daireten havlel fa'il fil cümellatiyeti. Çok güzel. Arkadaşlar burada biz aşağıdaki cümlelerde faili tespit edeceğiz. Daire koyacağız. Bakın Zehebna'daki na'dır. Zurtu'daki tu'dur. Şeriba'daki eliftir arkadaşlar. Celesne'deki nundur arkadaşlar. Ketebu'daki vav eliftir. Bakın Haraceta'daki eliftir yine. Tabi ta diye almış. İstemaate te. Karatum'daki tum. Tunnedir. Tuma'dır. Ti'dir. Burada da gizlidir arkadaşlar. Bakın burada müstetir diye yazdık. Evet bunları aslında dediğim gibi detaylı olarak sayfamdan bakabilirsiniz. Eğer anlamayan arkadaşlar varsa. Uktuba damir el munfasıl münasip. Ha, bu sefer burada da diyor ki bu fiile bitişen muttasıl zamirin munfasıl halini yazıyor. Örnekteki gibi. Fetahtun. Tu'nun enedir arkadaşlar. Taraknâ'nınki nahnudur. Rakabat fil hadikati. Burada rakabat mı diyeceğim ya da rakel evet rakabat. Burada hiyedir arkadaşlar. Behesne'deki hunnedir. Şeribu'daki humdur. İsteykada'daki huve zamiridir. Hameltu'daki enedir arkadaşlar tu. Tunne'ninki yine entunnedir arkadaşlar. Saidu bakın orada vav var arkadaşlar. Humdur. Semi'ata yine humadır. T'ninki entedir arkadaşlar. T'ninki kabil T'ninki bakın entidir. Tuma'ninki de entumadır değerli dostlar. Evet bunları dediğim gibi arkadaşlar. Evet. Burası böyleydi. Geçelim bir diğer Uktub kema fin nemuzeç. Örnekteki gibi yaz diyor. Şeribe nahnu el halib. Şimdi bu nahnuyu arkadaşlar fiile bitiştir diyor. Şeribna oluyor. Ekele ene ekeltu. Zara arkadaşlar. Zara elif getiriyorsunuz. İstemtaa arkadaşlar. İstemtaa bi ile kullanıyor demiştik. İstemta evet. İstemtaa ne olacaktır fiile bitişince? Şahedehum olacaktır. Bu şahedehum'daki bu hum vav olarak dönüyor tabii ki. Şahedu olacaktır. Evet. Burada örnekteki gibi yaz demiş. Şahedu el kalate. Ya yani bunların fiile bitişik halini yazacaksınız. Hemen ben hızlı hızlı. Tabii siz bunu durdurup kendiniz yapmaya çalışın. Ben hızlıca burada safara saferna. Hadara enti hadarti. Rakibe
Rakibeta olacaktır mühendis için. Dehale entunne bitişik hali tunne olacaktır. Dehal tunne. Lebise lebiste. Celese entumaya çekelim. Celes tuma olacaktır. Uktub kema fin nemudeç. Safertu ile Cezayir. Safara ene ile Cezayir. Ha, aynı şey yapılmış zannedersem. Ha pardon. Burada bu sefer muttasıl halini munfasıla dönüştür diyor. Derasna derse nahnu olacaktır. Şeribeta şeribe huma işte lil muannesi falan. Yani burada aslında bir öncekinin tam tersini yapıyoruz. Teveccühu arkadaşlar humdur. Yani bunun munfa, burada kısaca şey diyor yani. Hani burada muttasılın munfasıl halini tespit edin diyor. O kadar. Lebisne hunnedir arkadaşlar. Laibtum entumdur. Bunun muttasıl munfasıl hali. Evet bunlar böyleydi arkadaşlar. Geçelim bir diğer alıştırmamıza. Sahih el fi'l ellezî tahtehu hat fil cümel latiyeti. Ha, burada alıştırma yapacağız. Yanlış alt çizili olan fiildeki yanlışı düzelteceğiz. İbrahim ve Osman demişse semia olmaz. Tekil olmaz. Semia olacaktır. Selva ve Fatıma lebise demiş. Bakın müfret müzekker. Yine tesniye olacaktır. Lebiseta. El-tabibu fahasata olmaz. Fahasa olacaktır. Şekerat el-fetat fail müennesse fiilin sonuna t eklenir cezimli. El-la'ibune rakadu olacaktır. En-nisa'u dahikne. Ene nezele olmaz arkadaşlar. Nezeltu olur. Ene nezele diye bir ifade olmaz. Entuma şahede olmaz. Şahettuma olacaktır. Hel haddarat ta'ame ya Leyla. Bakın Leyla diyor. Leyla'ya ifade etmiş ama hel haddar ti olacaktır tabii ki. Son olarak hemen hel teahhara ya Muhammed olmaz. Hel teahhar te. Nahnu nazara olmaz. Nazarna olacaktır. Hel ketebel bahse ya talibat olmaz. Hel ketebtunne olacaktır değerli dostlar. Havvil el kelimat elleti tahta hat ila müennes ve gayr mezim. Alt çizili olanları müennes yap diyor. Gerekli değişikliği yap. Arkadaşlar mudif host demekti. Bunu ben t eklersem sonra fiili de dehalet şeklinde. Bakın olay bu kadar. El muvazzafani teahhara. Bunu müennes yapalım. Muvazzafetani teahharata. El muallimune şerahu. Bakın çok güzel alıştırmalar. Cem müennes yani müennes yapalım. El muallimatu şerahne olacaktır. Hel sekaytum eşyar el bustani ya fellahun. Fellahat diyeceğim. Bu durumda hel sekaytun ne olacaktır değerli dostlar. Çok güzel bir alıştırmaydı bu da. Hemen teemmel el cedvel el cümele latiyeti ve lahiz kat fil kaimeti e vel kaime ve buralardaki katlara dikkat et. Kat bakın mazinin başına gelince kesinlik bildiriyor. Kat şeribe. Kad yeşre bu da ihtimal bildiriyor. Kad haraçtu kad ahrucu çıkabilirim. Kad se'ele kesinlikle sordu. Kad yes'elu sorabilir. Bunlara dikkat. Zaten burada da bakın misal kad yektubul vacib rubbema anlamında burada bakın. Kad rubbema yektubul vacib. Misal kad ketebel vacib ketebel vacibi bitte'kit. Bakın kesinlikle yazdı. Bunlara dikkat ediyoruz. Zaten örnek olarak vermiş. Lahiz. Kat artı fiil mazi tekit ifade eder. Yani kesinlik ifade eder değerli dostlar. Çok güzel. Evet örneklerimizi yazdık. Tedrib bakalım. Beyin mana kat fil cümel latiyeti. Çok güzel. Mazi varsa tekittir. Muzari varsa rubbemadır. Kad cae. Tekit. Kad teşteri. Taklil. Evet taklil. Yani alabilir diyor. Kad ye ekulu taklil. Kad safartu ila kurye. Bakın mazi olunca tekit. Kad eşraka tekit. Kad zehebu tekit. Kad yezuru taklil. Yani ihtimal rubbema. Kad nedhulu taklil ifade ediyor değerli dostlar. Evet burası böyleydi. Son olarak arkadaşlar burayı da yapalım ve bitirelim dersimizi. Uktub cümleteyni tekunu fihime kad tedullu alet tekit. Burada kendimiz yapacağız arkadaşlar. Bakın tekit ifade edin. Kad raeytu surasin el azim. Çin Seddi'ni gördüm diyor. Kad ferihtu bilgai aileti şeklinde. Uktub cümleteyni tekunu fihime kad tedullu alet taklil. Yani ihtimal azlık ifade eden cümle yazıyor. Kad tekit. Bu sefer kad erkebu.
binebilirim. قد نحتاج إلى بعض النقود. Biraz paraya ihtiyacımız olabilir diyor. İstخدم الكلمات التي في جمل مفيدة. Bunları anlamlı cümlede kullan. Bakın nestemtiu bi ile kullanılır demiştik. Zehebna ile şatı ile nestemtiu bi manzari şuruk. Yezuru kullu men yezuru medinete Beyrut yuhibbuha. Kullu men yezuru London falan. Sura qabeltu batal el film ve iltaqattu suraten ma'hu. Beraber fotoğraf çektik diyor. Kala, kale demektir. اعتمد الإنسان في الماضي على القلعة في الدفاع عن مدينته شهرini koruma konusunda kalelere yani kale yapmışlardı diyor insan geçmişte. Meli'un bi ile kullanılır mesela bakın önemli bir kelime. El ma'budul kadim meli'un bis sa'ihin. Eski mabet turistlerle doludur şeklinde bir anlam vermiş oldu. Uktub mufred el cumu' el atiye. Çok güzel. Müfret cemi çalışacağız. Böyle bir zaten bir başlık açın demiştim. Dakikatun, cebelun, şatiun, sahratun, mekanun, medinetun, alimun, ilmun, beledun, nehrun,